Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Hindistan'ın büyük yeteneği, süper yeteneği Ramesh Babu Pragnanda'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Ve onunla ilgili de bir oyun incelemiş olacağız. Oynadığı çok güzel bir oyun var. Onu da sizlerle paylaşacağım ama ona geçmeden önce belki son zamanlarda onun popüler videolarından bir tanesini izlemişsinizdir. Çünkü Anand ile oynadığı bir blitz mücadelesi inanılmaz popüler oldu. Hatta 3 milyon 4 milyon izlenmiş durumda. Ve hatta Emre de bu karşılaşmayı sizler için önceki bir videolarda incelemişti. Ve tabii ki buna geçmeden önce içimde ukde kalan bir şeyi paylaşmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Pragnanda'yı görmek istiyordum aslında. Ama maalesef ona o zamanlar ulaşamadım. Çünkü hakikaten popülaritesinin arttığı dönemdi. Ve mesajları okuması da inanılmaz zor oluyor. Ama belki de seneye onu kendi Şampiyonlar Ligi'mizde oynatma imkanına sahip olacağız. En azından bunu hayal ediyoruz. Ve ayrıca şöyle bir anekdotla paylaşmak istiyorum. Pragnan'da tarihteki en genç uluslararası usta olan kişi ve neredeyse en genç büyük usta unvanını da Karekin'den alıyordu. Fakat maalesef son dönemdeki performansları belki biraz da stres olması sebebiyle genç yaşta bu rekoru kıramadı ama ondan yaklaşık 7-8 ay sonra Büyük Usta unvanını aldı ve gayet iyi oynuyor ve ileride de onu 2700 üstünde görmek istiyorum. Bakalım neler olacak ve hemen oyuna geçelim. Beyazlarda Axel Bachmann oynuyor ve siyahlarda Ramesh Babu Pragnan'da bu ismi duyacaksınız, alışacaksınız çünkü kendinden çok fazla söz ettirecek. İşte o karşılaşmalardan bir tanesi. Beyazlarda Axel Bachmann D4 ile başladı. At F6. Fil F4. Son zamanlarda D4 ve Fil F4'te açılış çok popüler oldu biliyorsunuz. London sisteminde sürekli oynanması sebebiyle. G6 ve şimdi at C3'ün ardından D5'e vezir D2. Beyazlar ilk olarak D4'ten sonra hemen daha doğrusu uzun rok atabilecek şekilde filini ve atını çıkmış durumda. Şimdi vezir D2'yi hemen uzun roku hazırlamış oldu. Fil G7'ye gitti ve şimdi hemen fil H6. Belki ileride H4 H5 fikirleriyle buraya hemen atak yapma çabası içerisinde. Ve şimdi roktan sonra fil çarpı G7, şah çarpı G7 ve uzun rok. Uzun roka verebilecek en güzel cevap siyahlarda C5 tabii ki. C5'te hem merkeze saldırmış oluyorsunuz hem de olası bir C hattının açılmasında at C6'dan sonra belki fil F5'e gidecek ve kale C8'den sonra güzel bir C kanadından atak yapmış olacak aslında burada siyahlar. Şimdi E3 orayı tuttu, at C6'ya gitti, gelişim devam ediyor ve şaşırtan bir hamle F3. F3'ün aslında güzel bir fikri var arkasında yatan. Şimdi eğer siz C çarpı D4 alırsanız hemen E çarpı D4 alacak ve ileride F3 artık hem filin hem de atın G4'teki piyonu almasını engelleyecek G4, H4, H5 sürülebilir vaziyette olacak. Ve bu sebeple aslında F3'ün böyle yararlı bir hamle olduğunu görüyoruz. Ve siyahlar buna karşılık bu hattı açmama pahasına, kapama pahasına aslında burada bu değişimi yapmıyor ve C4 oynuyor. C4'ten sonra tabii ki bu yapıyı bozmak için beyazların istediği şey E4 ile hemen D5'e saldırmak. Ve D5 piyonunu çok fazla önemsemiyor. Çünkü ileride at D5 alınabilir konumda. Bu yüzden önce B5 oynuyorlar. Ve şimdi B5'ten sonra artık at B5 alınabilir durumda. Ama isterseniz birazcık bakalım. Eğer at B5 burada alırsanız hem vezir B6 hem de kale B8'den sonra aslında B hattında çok güzel bir atağı oluşmuş oluyor. Belki ileride işte D5 karesine de atın gelebileceğini düşünürsek burada hakikaten siyahların çok güzel bir atağı başlamış oluyor. Bu sebeple at B5'e hemen atlamamış beyazlar. Şimdi E çarpı D5 almış ama E çarpı D5'ten sonra burada at çarpı D5 ile değişime niyeti yok. En azından atı D5'te bırakmak istiyor. Bu sebeple at B4 oynuyor. Şimdi eğer siz A3 gibi bir şey oynarsanız atla dönüp buraya alacak. Eğer alırsanız da at çok güzel bir D5 karesine oturmuş olacak ve ileride C3 tehditleri var. Birazcık daha varyantın içine girelim. Eğer burada C3 gibi bir şey oynanırsa da işte o zaman da A5'ten sonra B4 ve
Hakikaten siyahların çok güzel bir atının olduğunu görüyoruz ki şah kanadına çoktan geldiler. Fakat beyazların şah kanadından bir atı yok siyahlara. Bu sebeple hakikaten siyahların durumunun iyi olduğu bir konuma girerdik. Bu sebeple at B4'ten sonra A2 piyonunu bırakmak pahasına burada at çarpı B5 oynuyor. Ve şimdi at çarpı B5'ten sonra siyahların at çarpı A2 oynayabildiğini görüyoruz. Ve at çarpı A2'den sonra şah B1 bir anda konuma baktığınızda aslında atın gidebileceği bir kare kalmadı. Ve işin ilginç tarafı bu atı koruyabilecek bir taşınız da yok. Vezir belki A5'e gidip orayı tutabilirdi ama maalesef beyaz vezir A5'i tuttuğu için bu da mümkün değil. Yani ne yapılabilir? A6 oynanabilir. İşte o sizin taşınızı isterken belki siz de onun taşını isteyebilirsiniz. Fakat siyahların yani Pragnanda'nın bulduğu çözüm daha da güzel. Burada Pragnanda vezir çarpı d5 oynuyor ve vezir çarpı d5'ten sonra eğer siz hemen şah çarpı a2 alırsanız c3 şah ve aynı zamanda vezirinizin de gittiği bir varyantla karşı karşıya kalırsınız. Bu sebeple aslında farklı varyantlara yönelmeye başlıyor. Burada belki düşünülebilecek varyantlardan bir tanesi de at c3 ki bilgisayarın önerdiği ilk hamle ama maalesef o da at çarpı c3, vezir çarpı c3'ten sonra belki fil a6 ile işte c4 korunduktan sonra kale b8 ve diğer kalenin de bu hatta gelmesiyle hakikaten güzel bir atak başlayacak ve işin kötü tarafı yani daha önce anlattığım gibi beyazların maalesef herhangi bir atı yok. Şah kanadından. Bu sebeple hakikaten elini kolunu sallaya sallaya atak yapmış oluyor siyahlar. Bu sebeple burada at c3 varyantından kaçınmış ve vezir d5'ten sonra burada at a3 oynamış. At a3 çok iyi niyetli bir hamle aslında. Atı işte c3'e dönmemiş oluyorsunuz ve atınızı bir şekilde korumuş oluyorsunuz ve ileride belki c3 oynayarak şah a2 alabilecek konumda bırakıyorsunuz kendinizi. C3'ü atı kapatmıyorsunuz ve ileride c3 süreceksiniz. Ama buna tabii ki siyahların izin vermesi mümkün değil. O yüzden burada hemen c3 oynanmış. Zaten vezirle alamadığımızı görüyoruz. At c3 karesine baskı yapıyor ve artık a2'deki at da korunur vaziyette. Şimdi İki şekilde karar vermeniz gerekiyor. Birincisi B piyonunuzdan vazgeçip belki vezir F4 gibi bir şey oynamak ya da vezir D3 gibi bir şey oynamak. Ama vezir F4 daha mantıklı çünkü kale B8 fikirlerini kesiyor. Ve eğer şimdi siz burada işte fil E6 gibi bir şey oynarsanız B3 ve burada ileride kale B8'den sonra B3'e patlatmalar gerçekleşebilir. Belki işte B3'ten sonra önce at B4 oynanabilir sonra at C2'ye çakma varyantları var. Ve buradan sonra aslında B3 ve C2 piyonlarının birazcık zayıf olduğunu ve şahın burada yalnız kaldığını görebiliyoruz. Bu sebeple mecburen riske etmek zorunda ve C3'ten sonra vezir F4 ya da vezir D3 varyantları yerine burada B çarpı C3'ü alıyor. Şimdi B çarpı C3'ten sonra kale B8 ve şah A1'e yani A hattına sıkışmış durumda mecburen çünkü şah C1'e kaçamıyoruz at tehdidi vardı ve şah A1'den sonra vezir A5. Şimdi vezir çarpı A3'ten sonra at C3 matı istiyor aslında. Ve buna bir çare bulmanız lazım. Ama atı koruyabileceğiniz tek hamle şah çarpı A2 hamlesi. Ama bunu muhtemelen hesaplamış olacak ki Axel Bahman birazcık burada belki rahat. Çünkü burada belki de fil E6 varyantını düşünüyor. Ve diyor ki eğer siyahlar burada fil E6 gibi bir şey oynarsa ben hemen C4 oynayacağım. Ve vezir istiyorum. Ya veziri değişmek zorunda ki veziri değişirse atak bitmiş olacak. Vezir A4 gibi bir şey oynarsa da D5 oynayacağım. Ve fili buradan attıktan sonra hemen at E2 at C3 zıplayacağım. Ve konum benim için iyi olacak diye düşünürken Axel Bahman işte burada şah çarpı A2'den sonra çok güzel hesaplanan bir varyant var. O da at D5. Şimdi at D5 ile hem vezir C3 hem de at C3 istenir durumda. Eğer siz burada bunu önemsemeyip H4 gibi bir şey oynarsanız at çarpı C3 şah. Şahın gidebileceği tek yer A1 ya da vezir feda etmek zorundasınız ki o da kayıp olurdu. Şah A1 ve vezir A3'ten sonra mat olduğunu görüyoruz. Bu sebeple buna bir çözüm bulması lazım. O da tek çözüm belki de at E2. At E2'den sonra burayı koyduk ama fil E6'dan sonra mata belki de çare yok. Çünkü ya bu hattı kapatmak zorundasınız. Çünkü hattı kapatmazsanız diyelim ki H4 oynadınız.
At C3'ten sonra şah A1'e gitmek zorunda. Çünkü çifte şah çekiyorsunuz yine de. Vezir A3 ve mat olduğunu görüyoruz tekrardan. Bu sebeple file 6'dan sonra aslında yapılabilecek çok fazla da bir şey yok. Oyunun burada aslında terk olduğunu görüyoruz. Ve Axel Bahman oyunu terk etmiş. C4 gibi bir şeyle kapatsaydık belki bu çaprazı. Burada da burada çok güzel bir at B4 varyantı var. Ve şimdi vezir çarpı B4'ten sonra tek çare vezir çarpı B4. Çünkü şah A1'de tekrardan vezir A3. Vezir B4'ten sonra tekrardan da buranın mat olduğunu görüyoruz. Kale B1, fil C4 ve işte belki burada kale B3 kapatılabilir. Fil çarpı B3. C çarpı B3'ten sonra vezir B3 ve vezir A1'den sonra vezir B2'nin mat olduğunu görürdük. Zaten file altının da 6 hamle sonra mat olduğunu görüyoruz. Axel Bahman da birazcık muhtemelen hesapladıktan sonra oyunu terk etmek zorunda kalmış. İşte Pragnandi'yi neden Şampiyonlar Ligi'nde istiyorum ve ileride neden 2700'ü aşan bir oyuncu olacak? Bu oyunda aslında çok da belli oluyor. Oyunu çok güzel analiz etmiş ve sadece 11 yaşındayken bu oyunu oynuyor. Ve 11 yaşındaki Pragnandi'nin starlaştığı oyunu izlemiş olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Önerilerinizi Pragnandi ile alakalı yeni bir oyun istiyorsanız onu da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.